Fikri abla, bu kumalık sence iyi bir şey mi? İyi bir şey de. Eskiden neden böyle bir şey vardı? Kuzum, eskiden Osmanlı zamanında, Peygamber Efendimiz'in zamanında iki evlenmek varmış. Ama Peygamber Efendimiz kadınların namusuna kirlilik gelmesin diye 2-3 tane 4 tane almış. Ama bizim Müslüman insanlarımız o durum işlerine geliyor erkeklerin, peygamberin. İki evlenmesi, üç evlenmesi işlerine geliyor. Evet. Başka türlü dinleri, imanları, usulları işine gelmiyor. İşte o zaman da varmış. Erkek, yani işte erkek milleti biraz tez kanıyor ya. He. Yani çay kadınlar. Peki bir şey söyleyeyim. Bir kadının üzerine başka bir kadın kuma gelmesi o ilk kadını üzer mi? Üzer ne? Yakar. Sen yandın yani. Herhalde yandım yani. Ben yandım, Akkız biçti. O da yandı yani. O da yandı tabii. Evet. Ben yandım, o biçti. Peki bu sence cahillik midir? Gençlik midir? Hata mıdır? Nedir bu? Cahilliğin elametidir. Evet. Cahilliğin elametidir. Yani o yaşta aklı erse, onu aklı kesse, evli bir adamı hiç kimse almaz. Evet. O da onun cahilliğinin elametidir. Evet. Ama pişman oldu, pişman oldu ama iş işten geçti. Her iki tarafta pişman oldu ama sen hiç Akkız ablaya sordun, kız sen bu adamın evli olduğunu bilmez miydin, ne geldin dedin mi? Bilmedim demeye gerek yok ki, biliyordu zaten. He. Demedim onu hiç. Evet. Çünkü biliyordu zaten. Hala da Anadolu'da var biliyor musun Nur abla? Hala da gencecik insanlar eşlerinin üzerine kuma getiriyorlar. Ya o işte onlar da gene cahil yerlerde yaşayanlar. Evet. Şimdi insanlar kocasıyla karısıyla anlaşabiliyorsa anlaşıyor, anlaşamıyorsa hemen ayrılıyorlar. Benim kuralımda ayrılmak yok. Ben öyle yeniltiyi sevmiyorum. Yani aman kocası evlendi daha getiriverdiler. Ötüne iki depik. Yetti demesinler. Değil. Ben onu deseler de demeseler de ben ayrılmadım. Peki şunu sorayım. Sen çocukların için mi ayrılmadın eşinden? Üzerine kuma gelmesine rağmen. Yoksa eşini çok sevdiğin için mi? Eşimi de çok seviyordum. Eşimi de başkasına, eşini başkasına verdi de yani sokaklarda kaldı demesinler diye ayrılmadım. Evet. Peki içinden... Çocuklarım da var. İçinden böyle yıllarca kızgın, böyle öfkelenip de kızıp da beddualar ettiğin oldu mu? Oldu. Çok defa. Çok. Ne diyordun mesela? Ya şimdi onun ne diyeyim? Her canımın yandığı yerde bir beddua ettim. Onun aklımda nasıl tutar? Ağzıma nasıl geliyorsa öyle diyordum. Senin de canın yansın. Benim çektiğim bu acıyı sen de çekesin dedim ki Azım amca. Dedim, onu çok dedim. Ha. Onu çek dedim. Sen beni yaktın, sen benim ciğerimi yaktın, Allah da senin ciğerini yaksın derken benim çocuğum biri öldü. Oo. Evet. Peki Akkız ablaya beddua ettin mi hiç? Ettim, ona da ettim. Vay anam, ona ne dedin? Ona da vallahi ne dediysem dedim. Ha. O, orası ona sır. Ona dediğim aynı, ona da dedim. Orası sır kalsın yani. Akkız abla da duyuyor seni orada ha. Ya duyuyor. Şimdi ne oldunuz Akkız abla? Bacı kardeş oldunuz değil mi? Ya şimdi o geleli 43 sene oldu. Üzerine yani, kuma geleli. Evet. Hı. 43 senede bir düşman olsa bile, yani evin içinde yakınında bir düşman olsa bile gene ısınırsın yani. Birazcık böyle evet. İçin genişler. Evet. Onun çocukları bana anne diyor. Benim çocuklarım ona abla diyor. Yok, anne de diyen var. Yok, anne diye. Akkız anne diyorlar. Gelinler Akkız anne der, çocuklar Akkız nene der. Ama kendi çocuklarım abla diyor. Akkız hayır, anne. Serdar Akkız anne diyor. Ben hep duyuyorum çocukluğumdan yok, beri. Akkız anne demiş, görüyor musun Akkız abla, sana Akkız anne denildiğini kabul etmiyor. Ben yok. Şahidim, Hürü bacı. Akkız anne derler. Yok, benim çocuklarım anne demez. Serdar ben hep derdi, Akkız anne diyor. Arabanın ışığı yanıyor. Akkız anne diyor, tamam. İşte yani bizim de görüşmemiz, çekişmemiz, kavga etmemiz onlar geçti kalan. Benim 7 tane çocuğum var. O çocukları evlendireceğim,
evini yapacaksın, evine yardımcı olacaksın, çocuk çocuk sahibi olacaksın, torunların. Bir şey soracağım. Şimdiki Anadolu'daki kadınlar, şimdiki kadınların üstüne de kuma geldiği oluyor. O kadınlara ne demek istersin? Ne akıl vermek istersin? Ayrılın mı dersin? Yoksa benim gibi çekin mi dersin? Ayrılın demem. Ayrılın. Ben hiç kimseye ayrılın demem. Çünkü neden biliyor musun? Herkesin çocuğunu... Ayrılmayıp da senin gibi aynacılar mı çeksinler? Şimdi herkes de benim gibi olamaz. Ne herkes akkız gibi saygılı olur kuma, ne de benim gibi sabırlı olur. Her şeyi ortadan adaletli kullanır. Ben adaletim yerinde. Akkız bana üstüme geldi diye ben akkıza hiç işkence çektirmedim ki. Evet. Ben adaletli davrandım. Ben Kazım'a çektirdim çektireceğimi. Akkız abla gerçekten adaletli davrandı mı sana? Davrandı. Gel kız sen de yanıma otur da sen de sor. Yok o çıkmaz o gelmez. Ha. Yani şimdi candaş alıştık kanan artık birbirimize. Şimdi onun çocukları bizim çocuklarımız kardeş oldu. Hı. Bir de burada Kıbrıs'ta yalnızsın ya. Ha. Birbirlerine arka oldular. Çocuklar bir köy gibi olduk Allah'a şükür. Yani Şimşekler dediğinde bir köy kadar evet. Olduk. Bu yalnızlığımızın da etkisi. Peki oldu. Bir şey soracağım Hür abla. Hala da Kazım amcaya o öfken sürüyor mu? Sürüyor. Hiç içimden çıkmadı. Çıkmadı. Hiç içimden çıkmadı. Ölsem de çıkmaz. Haca gittim geldim. Evet. Haca dedi işte diyorlar. Hakkını helal. Haca gittim geldim. Biraz işte o öfkeleri kinlenme. Tövbeler olsun ya Rabbim. Haca gittim geldim. Ben hac görevimi yaptım ama ben haca çadır kursa ben tövbeler olsun ya Rabbim. O öfkeyi içimden gene çıkaramadım. Evet. O Kazım'ın ihanetini unutamadım. Peki derler ki hacca gitmeden evvel çevrendeki küs olduğun, dargın olduğun insanlarla helalleşmen gerekiyor derler. Kazım amcayla helalleştin mi? Karı koca hakkımı helal ettim. He. Benim üstüme kuma getirdiğini Allah evet. Yazdı da böyle üçünüz çekecek dediyse Allah yazdıysa bunu Allah'a bıraktım dedim. Yani o konuda üzerine kuma getirmesi konusunda hakkını helal etmedin bir nevi. Bir nevi etmedim. Allah'a bıraktım onu. He. Ama başka kavgamız oldu, dövüşümüz oldu, nizamız oldu. Akkız'a da, kocama da Allah'a bıraktım. Evet. Şimdi Akkız ablaya hakkını helal eder misin? Etmem. O hakkımı helal etmem. Abba o Ümmü bacı. Ya dünya gözü yani bugün var yarın yok insan. Bugün derken en azından ya Akkız olsun, Akkız'ın günahına ona olsun helal et. O çocuğudu. Çocuğu da ama benim canımı yakan da oldu. Vay ana. Yani öte dünyaya bıraktın. Allah'a bıraktım onları. Hadi bakalım.